Herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarından yine beraberiz. Bugün sevgili dostum Cem Adıyaman'la Cem Yılmaz'ın son filmi hakkında konuşacağız. Şaka şaka. Elon Musk'la ilgili son kitap ve hatta podcast'ler hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Elon Musk benim sevdiğim bir karakter, hakkında yazılar da yazıyorum. Bir de ayrıca Halk TV'de sevgili Burak'la da arada bu konuyu tartışıyoruz. Ama bugün bütün podcast'i Elon Musk'a ve Walter Isaacson'ın Elon Musk'la ilgili yazdığı son kitabı ayırdık. Cem daha kitabı okumadı. Ama daha okumuş bitirmedim. Kadar oldu. Okumuş yani, kadar oldu. Yaraladım. Daha bitiremedim. Tamam. Ama gelmeden önce artık arayı biraz atlayıp sonunu da okuyarak. Okudu. Sadece son ikinci yarısı kaldı. Ben de tamamını okudum. Sizler de okuyabilirsiniz. Galiba daha Türkçesi çıkmadı. Ama Kindle'dan alabilirsiniz, evet. Eğer İngilizcesini okumak isterseniz. Yakında Türkçesi de çıkar eminim. Ama Walter Isaacson malum bundan daha önce de bir sürü ilginç biyografi kitabı yazmıştı. Amerikalı çok önemli bir gazeteci ve biyografi yazarı. Steve Jobs'ı yazdı ki birazdan biraz mukayese edeceğiz. Jennifer Doudna'yı yazdı. Doudna diye okunuyordur umarım. Bu CRISPR'ı bulan kadın. Benjamin Franklin'i yazdı. 300 yıl önceden bir karakter. Başka da var yazdıkları. Henry Kissinger yazdı. Doğru, onu da okudum ben. Evet, doğru. Yani çok çeşitli karakterleri yazdı. Ama ilk defa yani Jennifer Doudna da tabii yaşayan bir karakterdi. Ama Jennifer Doudna bu kadar flash bir isim değil tabii. Kim olduğunu siz de bilmiyorsunuz. İşte CRISPR'ın bulan kadın. O biraz CRISPR ve Jennifer Doudna üzerineydi. Bir de CRISPR üzerine olduğu için daha ağırlıklı olarak aslında başlangıcı, gelişmesi ve sonucu olan. Olan bir şeydi. Şimdi Elon Musk'ın kitabının sonucu yok. Biraz da onu da konuşacağız. İlginç bir kitap ve bu kadar yaşayan, bu kadar flash bir karakterle ilgili. 2 sene beraber yaşamışlar. Hep yanında gezmiş. Steve Jobs'la da biraz öyle. Jennifer Doudna'yla da, Benjamin Franklin'le falan olmuyor ama bayağı yakın dolaşmışlar. Ve Elon Musk tabii çok enteresan bir tip. Birazdan hakkında konuşacağız. İstersen başlayalım Cem. Yani sen kitabı bitirmedin de sonunda okuyunca ne hissettin onu anlat. Yani aslında sonuna bir anda atlamamın sebeplerinden bir tanesi de yarısına gelirken de sürekli bir havada, bir de boşlukta olması. Bir de şöyle vardı. Bir şey var. Şimdi tabii Elon Musk'ın hayatı da bir garip. Yani kitabın yarısına geliyorsun, daha 2-3 sene kalmış bugüne, kitabın yarısındasın. Çünkü adamın son 3 senesinde zaten bir hayat daha girdi Twitter'ı falan almasıyla. O da ilginç ama evet. Yani... İster istemez Steve Jobs kitabıyla mukayese edeceğiz. Tabii. Ve bir ister istemez iki şey sürekli paralel gidiyor olacak. Bir Elon Musk'la Steve Jobs'ı ya da Elon Musk'ı bir şekilde masaya yatırmak. Bir de Walter Isaacson'ın biyografilerini ve onun, evet, gazeteciliği, evet, ya da işte yazarlığı, otobiyograficiliği, evet, diyelim yatacak. Kavramlar biraz birbirine karışacak, girecek. Evet. Ama şimdi Walter Isaacson'ı şununla itham ediyorlar benim anladığım kadarıyla. Elon Musk'la ilgili... Kötü bir şey yazmadın diyorlar. Orada da şununla suçluyorlar. İşte bizde uçak gazeteciliği deniyor. İşte Cumhurbaşkanı, evet, uçağına davet edilme. Yani access journalism, access bunun İngilizcesi. Evet. Yani bir kişiye, eğer o kişi sana erişim veriyorsa, sana hayatını açıyorsa, haberlerini açıyorsa, sen de onunla ilgili kötü bir şey yazmıyorsun ki bu ilişkin devam edebilsin. Biraz bununla itham ediyorlar. Ve kitabı da bir yere bağlamamakla itham ediyorlar. Evet, biraz şimdi kitabı özellikle, yani benim geldiğim tarafında zaten o kısım oluyordu. Şöyle bir şey çıkmaya başlıyor. Ya işte Elon Musk çok kötü bir çocukluk geçirdi. Ya zaten işte onu işte Türkçesinde bully ediyorlardı. Zorbalık, onu bir söyleyelim. Yani evet. Elon Musk'ın ailesi de risk profili yüksek bir aile. Mesela Elon Musk'ın dedesi birine uçak kullanmayı öğretirken elektrik tellerine takılıp ölmüş. Hatta o aynı dede kendisi uçak işine bayağı yoldan geçerken uçak görüp merak salıp çiftlikle Kanada'dayken. Evet. Hatta ya kolay kolay Elon Musk olunmuyor. Evet. Oradan Güney Afrika'ya. Oradan bir anda hadi ben Güney Afrika'ya taşınayım. Uçağı parçalarına ayırıp kasa kasa gemiyle yollamış. Sonra o uçak da tekrar orada takılmış falan filan. Elon Musk'ın babasının kendi üvey kızından 2 tane çocuğu varmış. O da doğru. Yani yüksek risk profilinde yaşayan bir aile. Elon Musk da böyle ortaya Hatta çıkmış. Hatta annesi de babasıyla daha rahat bir hayat görece yaşarken bir anda ya bu adamla olmaz deyip işte 100 evet, kilometre ötede bir olur yere yokmuş. Taşınan. Evet yani ama hani o da evlenmesi de aslında gene riskten, evet, gene bir gecede karar verip boşanırken de böyle bir gecede neredeyse karar verip. Yani evet, ailede hep bir uçlarda yaşama, evet, çok hızlı karar alma, risk alma ya da bir şekilde bir ateşli bir karakter durumu mevcut. Var. Peki
bule ediliyor çocukken. Yani bu akran zorba kitabın şöyle bir sonucu çıkıyor. Çünkü bir sonuca varmıyor Walter Isaacs'in hiçbir yerde. Ben hani bir kamerayım, duvardaki bir kamerayım ve olduğu gibi aktarıyorum gibi bir derde kılıf yaptığı için diyelim. Hiçbir yerde kendi ağırlığını koymuyor, sonuca varmıyor, bir aktarım yapmıyor. Hatta işte seninle öncesinde konuşuyorduk. Şimdi mesela Steve Jobs'un kitabından önce, hatta diğerlerinde de var. Hep o kitabın nasıl yazıldığıyla ilgili, nasıl oraya vardığıyla ilgili bir girişi var. Steve Jobs'a çünkü çok güzel ve önemli de bir hikaye var. O zamana kadar, Steve Jobs'a gelene kadar ağırlıklı olarak işte Benjamin tarihi karakterler. Einstein var. Hatta evet. Steve Jobs benim biyografimi yazmalısın dediği zaman şaka yapıyor Walter Isaacs'in de. İşte ben ilk önce Da Vinci'yi yazdım. Doğru, Da Vinci'yi de okudum. O da çok güzel. Sonra şimdi Benjamin Franklin'i ve Einstein'i yazıyorum. Kendin hani bunların devamı mı görüyorsun diye şaka yapıyor. O da evet yok diyor. Yok diyor. Ve yıllar boyunca baskısı sürerken en son sağlığı kötüleştiği zaman evet, Steve Jobs'un karısı arıyor hatta Jobs'un Walter Isaacs'i. Diyor ki eğer yazmayı bir şekilde aklından geçiriyorsan şu andan daha uygun bir zaman yok. Zaten bir süre sonra da olmayacak. Hemen buraya gel ve bunu yaz diyor. O yüzden hani bunun açıklaması var kitaptan önce. Hatta kitaptan önce çok güzel bir kavram var. Genelde filmlerde kullanılır. Rashomon etkisi diye. Rashomon etkisi Akira Kurosawa'nın Rashomon filminde farklı perspektiflerden hikaye anlatır. İzleyici kendi karar verir. Acaba hangisi doğru ya da kim diye. Şimdi bu o zamanlardan başlayan bir durum var. İlk Henry Kissinger'ın kitabıyla beraber başlıyor. Çünkü çok tartışmalı bir karakter dış politikada. Çok iyi olduğunu düşünen de var. Dünyayı mahvettiğine inanan da haklı olarak bence de var. O yüzden onun kitabı çıktığı zaman da ortalık birbirine giriyor. İşte bugün de aslında dünyadaki tüm konular böyle. Her şey bıçakla ortadan ikiye bölünmüş gibi ayrılıyor. Elon Musk da mesela öyle kutuplaşılıyor çevresinde. Ciddi bir böyle özellikle de genç erkekler tarafından tanrılaştırılıyor. Doğru. Böyle ipsiz sapsız. Doğru. Maskülen. Maskülen ne olduğu belli olmayan bir fan base'i var. Doğru. Millet peşinde koşuyor ya da yani söyledikleri ve yaptıkları da aynen burada da görünüyor. İşte bu Rashomon etkisi oluyor. Şimdi bu kitapta aslında eleştirilerden bir tanesi o. Biraz çok fazla. Ya ben bu etkiyi yapıyorum. Okuyanlar da kendi kararını versincilik yapıyor. Evet. Ama eleştirilerin çoğu şuraya geliyor ki ya bu böyle hani birden fazla birbirine eşit ağırlıkta olayların hani kararını siz veriverin bakalım kim haklı denecek bir durum değil. Çok ciddi sıkıntılar içeriyor. Özellikle de günümüzde yeni işte bu sosyal medya olsun medya ya yani şimdi olsun. Elon Musk zor bir karakter. Evet. Bir kere Asperger benim gibi. O da ama tabii benden daha zengin olduğu için bunu daha özgürce yaşayabiliyor anladığım kadarıyla. Ve senden daha önemli şeyleri kontrol ettiği için evet. Medya. Aynen öyle. Bu da özgürce yaşıyor. Dolayısıyla çevresindeki herkese işte salak diyormuş, bilmem ne diyormuş, azarlıyormuş, küçük görüyormuş. O kendi aklı içinde olayları düşünüyor ama başkalarıyla empatik bir ilişki kuramıyor. Bu kitapta aslında güzel anlatmış. Evet. Şimdi ama tabii yani ben biraz daha Walter Isaacs'ı da burada takdir ettim açıkçası. Yani burada niye pozisyon alsın ki işte anlatıyor. Sen de okuyucu olarak istediğini düşün. Yani yargılamak değil aslında bence yazarın görevi. Ama böyle olduğunu düşünenler de var. Yani illa adama sen hıyarsın de işte bunları gözüne vur. Yani evet biraz şuradan kaynaklıyor aslında. Bizim için bizden kastım da Amerika dışındaki insanlar evet. için aslında biraz buraya yakın. Ama bizim için de şöyle bir sıkıntı var. Eninde sonunda kitapta hep şuna benzer bir mesaj çıkıyor. Ya işte zorbalığa maruz kalmış, işte ezilmiş. Mental durum varmış. O yüzden ne yapsa yeridir. Ha. Hem de çok zengin olmuş, başarılı. O yüzden başarıya giden yolda herkes herkesi yapsın gibi bir şey çıkıyor. Özellikle de sadece işte Amerika'daki kültürde tabii orası daha kapitalizm üzerine kurulu olduğu için işte tek milyonerler böyle olacak diyor. Ben hatta Amerika dışında şöyle söylüyorum. Özellikle Avrupa'da da var, bizim coğrafyamızda da var. Lider kültür üzerine. Doğru. Ya doğru. Lider işte çok zorba bir lider. Onları bunları yapıyor ama bak böyle böyle artıları da var gibi. Evet. Bir apolojil içinde bir çocuk şeycik var. Yani hani böyle hakkına böyle işte bana Türkçesini söyleyeyim hatta böyle şeylerin. Yani onun adına özür dileyencilik. Evet. Evet. Hep böyle görmezden gelmecilik evet, gibi doğru. bir şey kültür doğru. çıkartıyor. Yani kitabın aslında şeyi sıkıntısı Amerika'daki özellikle eleştirisi oradan çıkıyor diyeyim. Ben Türk olarak okuyunca bayağı Türk tipi bir adammış evet. Elon Musk. Zaten yani biliyorsunuz liderliği... son zamanlarda tabii. Teknofest'e aynen destek Twitter'ı olsun. Destek. Yani ben o açıdan da enteresan buldum. Peki şimdi tabii yani Elon Musk birazcık şeyi de anlatalım. Üç tane aslında dört tane şirket hatta kurmuş yani, değil mi? Evet. PayPal. Yani PayPal'la dört tane başlayayım. Çok bilinen diyelim. Bir evet. de ufak tefek başka şeyler var.
PayPal'dan önce de bir tane kurmuş. Sonra PayPal en bilineni. Ve şimdi, en çok aslında bir şekilde PayPal'ı da onun bu çılgınlıklarının imkanını veren şirket, evet, sattığı zaman. Evet, çünkü o hem para kazanıyor hem de o egoyu kazanıyor. Ben yapabilirim diyor. Tesla'yı tabii o kurmamış ama Tesla'nın bütün üretim mucizesini yaratan o. Yani Tesla'nın şu anda ne kadar ucuza Tesla satılıyor Türkiye'de normal arabalara göre. Onun bu üretimi... Tesla'nın işte, sürdürülebilmesini sağlamış. Yani bugüne de gelmesini sağlamış. Her gece fabrikaya gidip işte 2-3'e kadar fabrikada üretim hattında gezip milleti azarlayarak oraya getirmiş. Gece de orada yatıyormuş. Evet. Karısı da boşamış o yüzden. İkinci karısı. SpaceX, o da eskiden Amerika'da uzay projeleri şöyle yapılıyormuş. İşte Boeing'e veya Lockheed'e, bunlar büyük savunma sanayi havacılık şirketleri. Bunlara NASA diyor ki gelin diyor, bize maliyetiniz artı %X kar. O kar üzerinden pazarlık yapıyorlar. Adam projeyi 10 yılda da yapabilir, 20 yılda da yapabilir. Hemen. Maliyet ona göre belli oluyor. Üstte de belli bir yüzde kar alıyor. Elon Musk NASA'yı şunu eklermiş. Ya siz bana roketi atabilirsem fix bir para verin. Maliyeti ben ayarlayayım. Zarar da edebilirim, beceremeyip. Evet. Çok maliyetli olabilir. İşte ucuza da mal edebilirim ve daha etkin çalışayım. Bunu ikna ediyor ve bunu yapıyor. Bugün gerçekten gidiyor bu roketler. Çünkü bugüne kadar yapılmayan bir şey yapıyor, çözüyor bir mühendislik olarak. Reusable. Evet, ama niye onu reusable yapıyor? Yeniden kullanabiliyor. Çünkü maliyetli. Ucuza. Çünkü Boeing veya Lockheed istediği kadar fazla da hepsini zaten parasını devletten alıyor. Sistemi değiştiriyor adam. Çok önemli bir şey. Evet. Şimdi de Twitter'ı aldı. Twitter tabii aldı da kendi de pişman oluyor. Kitapta da anlatılıyor bu. Önce vazgeçiyor, sonra tekrar mecbur kalıyor. İşte belki bir an bir egosuna yeniliyor. Ama Twitter'ı da şu an adam etmek için bir şeyler yapıyor kendi kendine. İşte para vermeye başladı tweet atanlara. İşte mavi tıkları daha erişilebilir hale getirdi. Bir şeyler yapıyor yani. Zaten aslında bazı fikirler var ama bir de bence en önemli mucize... bu Scott Galloway'in şeyinde de hep söylüyor. Yani Twitter'da ya kardeşim personel %80'ini işten attı. Sistem aynı şekilde çalışıyor. Bence bu müthiş bir şey. Yani demek ki %80 hiçbir şey yapmıyormuş. Hiç kimse çalışmıyormuş şöyle, şirkette. Şöyle yani hem evet hem hayır. Ama şuna döndü aslında. Elon Musk'a rağmen Elon Musk sayesinde çalışır hale geldi. Çünkü eskiden aslında Twitter bir... medya şirketiydi. Evet. Amacı nedir medya şirketinin? Reklam almak. Doğru. Reklamı daha fazla alabilmek ya da bir şekilde alabilmek için de buna bir içerik üretmek. İnsanların yazdıkları bir içerikti. Bu içerikleri işte sponsorların olması, markaların reklam vermesiyle beraber de kendi devam ediyor. Şimdi Elon Musk'ın gelmesiyle bir kere getirdiği toksik kültür ve pek çok yanındaki değişik değerleri şeyi diyelim. Şeyi de bir anlatalım. Unutma lafını. Şimdi Elon Musk Twitter'ı alınca en önemli hedefi milleti işten çıkarmak. Çünkü maliyetler çok yüksek. Önce bir şey yapıyor. Code review deniyor buna. İşte herkes yazdığı kodu da geçsin bakacağım diyor. Oradan bir eleme yapıyor. Sonra tabii bu yetmiyor. Şöyle bir şey yapıyor. Bir e-mail yazıyor bir gün. Diyor ki bundan sonra diyor çok çalışılacak diyor. Öyle diyor işte akşam 5'te kapatmak yok bilgisayarı diyor. Buna var mısınız? Varsanız evet deyin. İşte kalın. Yoksa hepinize... 3 aylık Amerika'da böyle bizdeki gibi değil iş kanunları yani tazminat falan vermezler. 3 aylık maaşınızı da tazminat olarak vereceğim. Sizi kovacağım diyor. Ama var mısınız diyor yani olup gireceğim diye işaretlemen gerekiyor evet diye. Oradan da bir %50 falan gidiyor. Sonra yetmiyor. Diyor ki bana sadık olmayacakları atmak istiyorum diyor. Bir ekip görevlendiriyor. Bu arada ekipte yeğeni falan var yani. Zaten herkes Musk'ın ya kardeşi ya yeğeni. Tabii ailecilik. Ondan sonra ve şey yapıyor. Diyor ki eski Slack görüşmelerini, mesajları falan okuyun. Şirkete sadakatsiz olabileceğinden şüphelendiklerinizi atacağım diyor. Öyle de bir %20-30 atıyor. İşte %80 böylece şeyi azaltıyor. Sen lafını unutma, Twitter'daki toksik kültür diyordun. Yani hayır işte şuna yol açıyor. Zaten ilk gelir gelmez bir kere bu geçen 6 Ocak olaylarında Trump'ın yasaklanması. Bir Trump'ı getirecek getirmeyecek sonra Trump da getiriyor. Gelmedi, ama Trump gelmedi ama getirdi getirmeyecek gibi böyle bir tartışmalar oluyordu. Hayır zaten önce bütün bu hareketlerle reklam verenleri kaybetti. Evet doğru. Aslında doğru. Kâra geçireceğim derken gelirlerin... Doğru. Çoğundan doğru. Olmaya başladı. Hatta neredeyse hepsini oldu. Şu anda reklam verilmeyen, tercih edilmeyen garip bir yapıya oldu. Dönüştü evet. Twitter. Bunun da aslında arkasında kitapta hep bundan bahsediliyor biraz. Hakkında diğer okuduklarımda da daha bu Twitter işleri çıkmadan önce de bir ciddi bir takıntısı var Elon Musk'ın. O da Mars'a gitmek. Mars'ı kolonileştirmek. Ve bütün bu yaptığı aslında ticari girişimler
öyle ya da böyle kar etme hırsı olabildiğince büyümesi, işte roketle bunun parası hep buraya doğru yönelik. Yani öyle bir para olması lazım ki sınırsızca research'e ve bu işte kolonizeye ben harcamalıyım. Yani böyle bir takıntısı var. Ve kaybettiğimiz her zaman işte dünyanın sonunu getirdiği. Evet, yani şu aslında bu tabii bir kişilik problemi, insanlığı kurtarabileceğini düşünüyor. Değil mi? Evet. Ve yaptı, aslında kitapta öyle bir şey de söylüyor bunu. Diyor ki Elon Musk aklına gelen her fikri insanlığı kurtaracak bir fikir olarak düşünür. Öyle modeller, onu bir iş haline çevirir. Sonra bundan para kazanmayı da becerir. Evet. Yani adamın esas işi bir misyon belirleyip sonra bundan para kazanmayı da becerebilmek. Ve bunu da güzel yapıyor gerçekten. Tabii. Ama tabii yani bir kişinin insanlığı kurtarabileceğini düşünebilmesi bir akıl hastalığı aynı zamanda. Öyle yani, bir dünya yok. Filmlerde, pek çok filmde hep böyle iyi yazılan. Evet. Hani böyle felaket filmlerinde ya da aksiyon filmlerinde böyle bir kötü adam vardır. Kötü adamın niyeti aslında izlerken hep aklımıza şey gibi gelir. Ya aslında adam haklı ya ama metodolojisi yanlıştır. İşte ne bileyim işte insanlık çok zarar veriyor dünyaya. O yüzden bir virüs yayacağım ve yarısını yok edecek. Bu dünyanın yarısı kadar olması lazım. İşte herkese evet mantıklı aslında. Evet. Ama sonra şey sorunsal gelince ama senin akrabaların gidecek deyince. Yok yok benimkiler gitmesin gelmiyor. Onlar gitsinler evet. Falan. O yüzden hani böyle bir etik... dilemmaları tartışır bir durum var. Elon Musk aslında karikatürize bir film karakteri. Kötü adamı gibi. Yani bir de şunu yapıyor. Her zaman benim yaptığım işler insanlığın toplamı için iyi. Evet. Ama arada collateral damage olarak yani işte burada işten atılanlar, bule edilen olabilir, şu olabilir, bu olabilir. İşte Twitter'da toksik içerikler artabilir filan. O kadar collateral damage olur diyor. Yani toplama bakıyor. Bu da aslında bir Asperger. Tabii. Şey. İşte kitabın zaten aslında bütün bunların en iyi örneğinin olduğu örneklerden bir tanesi. Kitapta da eleştirilerden çoğu Amerika'da o yüzden çünkü gene bizi daha az ilgilendiren bir şey ve Amerika'yı çok ilgilendiriyor. O da Ukrayna ve evet. Starlink evet. Konusu. Bu çok çok tartışılı. Hala da tartışılıyor yani ve tartışmaya da devam edecek. Ukrayna tabii askeri operasyon önemli bölümünü Starlink üzerinden yürütüyor. Bunu Ruslara saldırıda kullanmasına yani Rusların elindeki topraklara saldırıda kullanmasına izin vermiyor. Evet. Buradaki tartışma konusu da şu, buna izin verip vermemesi değil, bu izin verip verme yetkisi nasıl Elon Musk'ta veya bir herhangi bir kişide olabilir? Tabii. Şimdi burada aslında iki tane var tartışma. Birincisi, kitapta bu yazıyor. Hı hı. Sonra röportajlarında Walter Isaacson şöyle dedi. Ya aslında ben öyle yazdım ama izin vermiyor değil, zaten kapalı olan bir şeyi açmıyor evet. Gibi bir hafif kırır evet. Gibi oldu. Evet. O yüzden bir kere burada bir eleştirildi. Ya sen niye onun adına bu konuya bu kadar çok... savunuyorsun ve yazmıyorsan niye yazmıyorsun bu kadar kritik bir konuda madem böyle iki yıldır bakıyorsun bir kere o oradan bir Amerika'da çok top atıldı çünkü çok ciddi bir ülkenin ulusal güvenlik konusu çünkü Amerika Ukrayna'da birebir taraf destekliyor, tabii. Desteğin ötesinde taraf Rusya'nın birebir karşısında yer alan tabii. Bir diğer tabii. Hani güç. Tabii. Orada da yani bir işte dinleyiciler için de açalım bu Starlink aslında çok muazzam bir olay. Şimdi yani Türkiye'ye kadar... de gelmesi söz konusu Elon Musk. İşte Cumhurbaşkanı'yla görüştü, gelecek dendi. Sonra gelemedi, gene bir şeyler oldu. Orada bence Elon Musk beceriksizlik yaptı. Yani her şeyi bu tip üst düzey görüşmeler çözemiyorsun. Neyse. Yani burada aslında hemen öyle bir araya girelim. Bütün bu işte etik, psikolojik falan konulardan bağımsız olarak inanılmaz bir mühendislik başarısı var. Evet. Şimdiye kadar hiçbir işte Boeing, Lockheed falan o yörüngede o yüksekliğe çıkamıyor. SpaceX ile Elon Musk bunu başardığı için sonra Elon Musk diyor ki ben buraya böyle bir uydu serisi yapacağım diyor. Binlerce uyduyu atabiliyor tak 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 ve hepsi de işte reusable roketlerle evet. Tekrar kullanılabilir roketlerle olduğu için de maliyeti çok düşük. Ve böyle inanılmaz bir uydu silsilesi diyelim. Evet. Böyle hatta bazen gece gökyüzünde görülür bilmeyenler işte UFO mu geçiyor ne geçiyor diye böyle nokta 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 yörüngesinin altında Türkiye olduğu zaman böyle görülüyor. Bu konuda işte bir noktadan sonra şuraya geliyor. Gerçekten evet bir kişi doğru da yapabilir, yanlış da yapabilir ama bu tür kararlar ulusal güvenlik aparatları evet. Oluyor. Burada da yani bunun akademileri olur, yıllarca çalışılır, senaryolar çalışılır. Hani sen yanlış karar da verebilir bu evet. Akademi ama bu akademide yanlış karar olduğu zaman B planı da zaten onlarca bu konunun uzmanı tarafından tartışılmıştır. İşte askeri uzmanlar, sosyologlar, işte veya çevreciler. Demokratik süreçler içinde tabii. Karar verilebilir. Ama yani ben şuraya gelmek istiyorum. Ya bazen de bu demokratik süreçlerde veya bütün uzmanların toplandığı zaman o kadar düşünüp para harcayıp zaman harcayıp enerji harcayıp verdiği kararlar da o kadar yanlış oluyor ki
bazen de yani Elon Musk'ın verdiği kararlar daha doğru oluyor. Yalan mı? Şöyle, zaten yani... millet şimdi popülizm filan otoriter rejimler niye güçleniyor? Herkes bunu düşünüyor. Ya diyor zaten adam yani uzmanına da bıraksak yanlış karar veriyor bari bu karar versin diyor. Ama tabii oradaki fark şu oluyor. Uzmanın verdiği yanlış kararda iki şey oluyor. Bir hesap verilebilir oluyor. Uzman onu verdiği zaman başka uzmanlar da olduğu için tartışılabiliyor. Yanlış karardan geri dönülebiliyor. Ya da ikincisi gene dediğim gibi bir işte kurul, konsey, bir şey uzmanlar olduğu için o yanlış kararın da zaten bir B planı yapılmış olduğu için diyorlar ki yanlış verdik ama hadi o senaryo devreye girsin diye giriliyor. Bir de zaten yanlış karar olarak değil de o tercihin sonuçları hani beklenmiş. Bu ideal işleyen senaryo diyorum. Tabii, bir hani nepotizmle amcasının oğlunu falan almadığı bir iş. Ki onda bile ideal işte senaryoda nepotizm sonunda yıllar sonrasında mahkemeler oluyor, hearingler oluyor Amerika'da bir şey ve ortaya çıkıyor, afiş ediliyor. Gene vesaire vesaire. Mesela işte bu gene Donald Trump olayı 6 Ocak işi. Hala işte Amerika'da biliyor oluyor dendi ama bir daha asla olmaması için tedbir sistem inanılmaz kendini koruyor, kolluyor. Evet oldu ama bir daha asla olmayacak gibi bir şeye geldi. Hani bu da bir not olarak koyalım. Verelim. Şimdi yavaş yavaş bitirirken ben gene söyleyeyim. Bitirmeden şunu yapacağız dedik. Dinleyiciler için onu da yapalım. Çünkü ben önemli olduğunu düşünüyorum. Steve Jobs'la ve o kitapla neden ya da Isaacson'ın diğer kitaplarıyla karşılaştığında hemen... En çok hangisini seviyorsun? Steve Jobs mı? Ya Steve Jobs'ı tabii ki haliyle çok seviyorum. Da Vinci de çok güzel ama Steve Jobs'un şöyle bir özelliği var. Bizim hayatlarımızda öyle özel bir döneme denk geliyor ki Steve Jobs'un kendisi ve bu icatların çıkarışı ve bir de yani Steve Jobs gerçekten o sunumları, bir saatlik o keynote'ları daha heyecanla beklenen müthiş bir konuşmacı, müthiş bir showman. İnsan olarak da hani karşılaştırabiliyorsunuz belli bir entelektüel seviye olarak çok daha yukarıda düşünce yapısı. Yani şimdi karşılaştırıldığı zaman işte şu çıkıyor zaten şimdi Steve Jobs'un yaptığı şeyler müziği tamamen değiştirmek. Olmayan bir şey... Pek çoğu olmayan ürünler şeyler çıkarmak. Yaratmak. Yani Apple Store mesela böyle bir garip teknoloji gadgetlarının olması ve bunun dükkanı yapılması yoktu. Yapıldı. iPhone. Onun öncesinde iPod. İşte CD'ler, Discman'ler deniliyordu. Şimdi biraz orada ayrışıyorlar. Elon Musk'a ne dedik? İşte bu zamana kadar NASA şöyle yapıyordu, bunu geliştirdi. Yani zaten aslında var. Benim çocukluğum roketlerin gitmesini gördü. Elon Musk olan şeyleri daha verimli, daha ucuza, daha ölçekli yapma konusunda çok iyi aslında. Hani biraz şey gibi, birisi iyi bir mühendis, birisi iyi bir tasarımcı gibi kabaca. Ya Elon Musk'ta bir tasarım boyutu yok. Yok. İşte öbürü mesela araba. Zaten hepimiz arabaya biniyorduk. Dedik işte bu araba aynı gözüküyor kabaca. Bu ama benzinle, bu elektrikli. Gibi. İşte optimize edilmiş süreçler işte. Roket fırlıyor, şey yapılıyor. Durumları olduğu için işte Steve Jobs da gerçekten insanların hayatını değiştiren, dokunan ve böyle bakmaya doyamadığı, hediye etmeye doyamadığı, bir de daha küçük ve daha ucuz aletler olduğu için herkesin bir şekilde hayatında olabilen kim şimdi roket alacak? Tabii telefon da roket fiyatına geldi ama. Evet, olsun. Türkiye'de biraz öyle. Herkes uzaya gidecek kadar aldı ama hani böyle bir boyutu da var. O yüzden de kitapta diğerlerinde aldığımız hazzı tam alamıyoruz. Çünkü diğerlerini takip etmek, okumak çok heyecan vericiyken buradaki bir de şundan da aradaki yıl farkı. Yani bunların hepsi gözümüzün önünde oldu zaten. Oldu tabii, bir aslında bir özet gibi. Evet. Ama ben yine de çok hoşuma giderek okudum. Yani değerli toplu, güzel, hiçbir yerde yazılmamış şeyler, anılar, olaylar. Walter Isaacson'ın da tabii yazarlık başarısı orada devreye şimdi giriyor. Walter Isaacson Steve Jobs'ın kitabının ikinci baskısında diyelim. Yani birkaç sene sonraki baskısında bir epilog yazmış. Evet. Orada diyor ki ben diyor birinci baskıyı yaptık, yayınladık falan diyor. O günden beri işte çeşitli etkinliklerde, kokteyllerde, partilerde yanıma hep erkekler ama erkekler gelip diyorlar ki ya kitabı okudum Steve Jobs'a, aslında şurası da bana çok benziyor. Aslında burası da bana çok benziyor. Şeyini de yazsın. Elon Musk'a da acaba böyle diğerler çıkar mı? Yani ben de bunu ben de biraz böyle şey yaptım ama yani gene de bizim bu programımızda az önce çıktı zaten buradaki iki kişiden bir tanesi ama, böyle düşünüyor. Yani gene de tabii dinleyicilerimize biraz şey yapalım. Yani bir Elon Musk olduğunu düşünmemek lazım. Adam gerçekten hem şansı çok yaver gitmiş hem de herif dahi derecesinde bir aklı var bence. Yani hani kariyerimizle veya özel hayatımızla ilgili karar alırken Elon Musk'mışım gibi davranmamak lazım. Yani tabii bir de yani şansın yanı sıra şunu da söylemek lazım. Hani böyle işte akran zorbalığı, zor çocukluk babası yapmış diyoruz ama yani bayağı aslında imkanlarla ve rahatlıkla. Tabii zengin bir aile. Tabii bulunduğu ülkenin de yani şey ayrıcalıklı sınıfı ki bu yasal olarak ayrıcalıklı oldukları o dönem Güney Afrika'da hala apartheid rejimi devam ederken. Zamanında tabii.
İlginç bir şey, o zamandan beri de gitmemiş memlekette, bir kere gitmiş. Hiç böyle bir şey de yok yani. Yani adamın şeyi yok aslında böyle. Duygusal herhangi bir tepkime içinde. Evet, bir öyle bir şeyi yok. Veya farklı alanlarda duygularını yaşıyor olabilir de bilmiyoruz ama. 11 çocuğu var. Bir tanesini gördük televizyon ekranlarında yakından ama 10 tane daha. Bir tanesi transseksüel. Bir tanesi otistik. Tabii 11 tane olunca istatistiksel olarak bunların şansı artıyor. Bir tanesi bu arada yani 10 aylıkken ölen var bir tanesi. Ha, bir de yani bir de hani olanların dışında yani o kadar çok. Bunda işte da o aslında kadar olunca abi 11 tane ölen de oluyor. Kitapta galiba ya da başka bir yerde de okumuş olabilirim bunu artık birbirine gibi. Elon Musk kendini o kadar üstün ve görüyor zekalı ki, görüyor ki. Ona benim o yüzden çok çocuk sahibi olmak evet istiyor. Hatta bir noktada böyle sperm donoru falan da oluyor. Evet. Alın siz de nasiplenin tabii, bu benim tabii, üstün zekamdan tabii, genlerimden tabii diye. Böyle bir ciddi bir hastalık derecesinde inanış da var. Ya aslında zaten buradan Elon Musk'a dair de tartışmalar çıkıyor. Ciddi anlamda çok sıkıntılı bir insan. Yani ciddi anlamda insanlık için bir problem. Ve böyle hani sadece zengin diye ve dünyanın en zengin adamı diye bazı yaptıkları böyle meşru bir meşru olmayabilir. Meşru olmalı çünkü işte ilk 500 zengine bakıldığı zaman hani böyle olmayanlar da çok fazla var. Tabii, doğru, ve yani tabii sadece zengin ve dahi olmak için işte belli bir gelişmeler kaydedebilmek için bu kadar çok insanları rahatsız eden hani bu tam birebir karşılıkları karşılamıyor bu Amerika'da özellikle söylenen çok kültürel bir şey olduğu için işte Jackass ve Asshole. Evet. Özellikle evet. Elon Musk'ı en iyi tanımlayan iki şey yani bilmiyorum Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz bunu İngilizce hakim olmayan dinleyicilerimiz için ama yani ikisinin literal çevirisi değil ama hani bunların işte yani belki evet hani bunun gibi karşılıkları var. Denyo belki ne bileyim evet. Bunun gibi argoda çok fazla karşılık var ama bu Amerika'da kültürel olarak hani ciddi bir şey. Pek çok kişi için böyle ve insanlar da bunu söylüyor. Tamam evet yani gerçekten hani dahi olmanın ve problemli kişi konu işte Steve Jobs da dünyanın en pamuk insanı değil. Steve Wozniak da hep onu söylüyor. Tabii. Yani ben onun yerine ben yönetseydim çok daha az insanın hatta hiçbir insanın kalbini kırmazdım. Ama şey yapmazdım ama Macintosh'tan ödeye geçemezdik diyor. Evet yani olabilir ama gerçekten arada şey farkı var. Hani evet bisiklet farkı zor var. Zor kişilik olmakla toksik olup etrafa zarar verecek kişilik olmak arasında ciddi bir fark var. Evet. Tabii Steve Jobs kaç yaşında öldü? 57 mi? 57 gibi. Yani onun da sonunu görmedik ama Allah rahmet eylesin. Ama yani sonunu görmedik ama işte geldiği yerde zaten hani sevimsizliğinin tepe noktası olacak bir yaştaydı aslında. Doğru, hani gördüğümüzde bundan sonrası aslında daha pamuklaşma normalde insanlarda. Doğru. Olacağı zamanda olacak. Evet. Peki sevgili dinleyiciler kitabı mutlaka okuyun. Evet. Ayrıca Elon Musk'la ilgili başka içerikler de var. Ben zaten bir 4 yıl önce mi 5 yıl bir önce bir tane vardı bir kitap daha vardı. Konu olarak çünkü çok ne olursa olsun çok canım, daha su kaldırır. Tabii, daha da çıkacak tabii ki. Tabii daha ki. Adam ömrünün yarısında. Esas öldükten sonra ne furyalar sonra çıkacak. Neler çıkacak. Tabii. Her zaman söylüyorum haftalık bültenime abone olarak bu içerikleri daha yakından takip edebilirsiniz. Orada da göndereceğim biraz içerik. globalisler.com adresinden globalisler.com yakında belki yine bir Elon Musk yayını Halk TV'de de yaparız. Cem çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler tekrar yeni podcastlerimizde görüşmek üzere. Bye bye.